Herkese merhaba arkadaşlar ben Dora. Bugün sizlere 24 parçalık sinek küpün nasıl çözüleceğini göstereceğim. Ee, arkadaşlar bu sinek küpü çok büyük ihtimal görmüşsünüzdür. Bunu e, mesela Türkiye'de kübikte olarak da, da satıyorlar veya yurt dışından da kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bunların farklı modelleri var. Yani farklı modelleri dediğimde parça sayısı farklı. Bu az önce dediğim gibi bu 24'lük 36 parçalık olanlar da var ama 36 parçalıklar benim sizin size bugün göstereceğim şekilde getirilemiyorlar. O yüzden eğer benimkini yapmanızı yani benim şekli yapmak isterseniz bu her birini teker teker sayarak kaç parçalık olduğuna bakabilirsiniz. 24 ise artık şimdi videoya geçmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben son günlerde bir post yayınladım onu okumadıysanız okumayı unutmayın çok önemli bilgiler içeriyor ee, Eğer daha sonra video atamamın nedenlerini sorarsanız da e, O postun içinde bulabilirsiniz Ayrıca Şu an arkadaşlar Hemen şurada gördüğünüz şekilde Kanala abone olmadıysanız abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın şimdi videoya geçebiliriz Şimdi Bizim bilme, tutmamız gereken bir şekil var her sinyal şey küpte şöyledir. Mesela bir şekilde mesela böyle tuttuğunuzda diyelim. Birisi altta birisi üsttedir. Ya da mesela bu üstte bu altta. Ee, en son parça. Bizim ama istediğimiz soldakinin altta olması. Alt parçada olması. Ee, sizde farklı renkler olabilir fark etmez ama yine de siz böyle sol aşağı doğru gelecek. Bu da sağ aşağı doğru. Böyle tuttuktan sonra artık işlememize başlayabiliriz. Bugün size göstereceğim şekil top şekli genelde buna sinek küpü çözümünde gösterirler yani sinek küpün çözümüne top derler o yüzden size bugün topu göstereceğim farklı şekiller görmek istiyorsanız bu videoya 40 like gelirse e, o diğer şekilleri de çekebilirim belki şimdi yapmamız gereken ilk hamlem şu küçüğü bir tane böyle geriye koymak yani böyle ya böyle tuttuktan sonra buna bir geriye atıyoruz. Sonra bu ikili var ya bunu aşağı indiriyoruz bakın. Bunu bunu yukarı çektik. Bunu da aşağı indirdik. Yani böyle hatırlayabilirsiniz. Yukarı aşağı. Sonra şu görmüş olduğunuz şu kısımdan yani 1 2'den bunu aşağı indiriyoruz. Böyle. Yani ikisi de böyle simetrik gibi oluyor. Sonra şu simetriyi de tamamlamak için şu birinciden Bakın ben yani şöyle göstereyim. 1-2'den 2'yi böyle yukarı çekiyoruz. Böyle bir parça oluyor. Zaten en son tekrar göstereceğim. Şimdi böyle bir simetrik parçamız oldu. Şunları saymazsak şuradan itibaren. Şimdi bizim yapmamız gereken bu ikisini birleştirmek. Nasıl birleştireceğiz? Bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın bunu tuttum ben böyle. Bir dakika. Şöyle tuttum. Ve kendime böyle çekiyorum bakın. Şöyle yap şu beyazı tuttum kendime çektim. Aynı şekilde şu beyazı da tuttum bakın şu beyaz var ya. Onu tuttum içeri çektim ve böyle birleştirdim. Şimdi çeyreğini tamamlamış olduk daha doğrusu 8'e birini. Şimdi yapmanız gereken böyle bir duruma gelecek. Şunu şöyle yapmak. bunlarda da sanki böyle bir çizgi oluyor. Şimdi yapmamız gereken bunu iki kere tekrar edeceğiz. Yani bunu daha kolay ezberleyebilirsiniz. Başı da aslında kolay. Şöyle bunu bizim şurayla birleştirmemiz lazım. Hani böyle yapmamız lazım. Bir kare. Bunu şu ikinciden ittiriyoruz. Sonra bizim arkadaşlar hani kare yapmamız lazım ya. Bakın ittirmeye çalışıyorum. Kare olmuyor. Bunlar engelliyor. O zaman ben ne yapmam lazım? Şu parçayı önümden çekmeliyim ki ittirdiğimde kare olsun. O yüzden bakın şu iki var ya. Bir, ya şöyle bir, iki, üçten. Bu üçüncü kendimize çekip sonra ittiriyoruz böyle. Yani şöyleydi. İttirdim. Sonra aynı şekilde hani bu düz çizgi yapmıştık ya başta. Böyle bir düz çizgi yapıyoruz. Tekrardan şöyleydi. Yani şöyle yaparak. Aynısını tekrar yapacağız. Bakın. Üçünden çektim. Bakın böyle birleştirmeye çalıştığımızda olmuyor. O zaman şu üçüncü alıyoruz. Kendimize çekiyoruz. İttirdiğimizde oluyor. Sonra tekrar buna bir düz şekilde çizgi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi alt taraf bitti. Şimdi aynı şekilde mesela sağda yapma çalıştığımızda mesela şöyle bakın aynı mantığı yapsın. Bakın ittirdim ama olmuyor. Neden? Çünkü burada zaten bir kare var. O kareyi tamamlamamız lazım değil. Ama aşağıda bir yarım kare var. O zaman şimdi aşağı doğru yapacağız. Aynı şeyin tam tersi. Aşağı indirdiğimizde bakın it, çek, yani birleştirmeye çalıştığımda birleşmiyor. O zaman şu üçüncüden ittiriyoruz geriye. Birleştiriyoruz. Sonra bunu yine her zaman gibi düz çizgi yapıyoruz. Yani şöyle diyeyim yani şöyle. Düz çizgi yapamıyoruz ama bakın düz çizgi yapmamız lazım ama yapamıyoruz. Neden? Çünkü buradaki engelliyor bizim. Bizim ne yapmamız lazım o zaman? Bunu yaptıktan sonra bizim bu parçayı buraya ittirmemiz lazım. Yani neden ittireceğimize gelirsek de çünkü olmuyor mesela. Şöyle ya ittirmemiz lazım şu 1 2'den ittiriyoruz ki böyle birleştirebilirim. Sonra bunu aynı şekilde en baştaki gibi böyle yapıyoruz ama gördüğünüz gibi olmuyor ittirince. O zaman bakıyoruz. Bunu 1 2 3. aşağı indiriyoruz. İttirdiğimize bakın son bir parça kalıyor. Hepsi dışında topumuz oldu. En sonunda bu ucu çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 24'lük bir şekil e, gibi top şekline getirdik. Ee, yani arkadaşlar bu içindeki ses de bu arada bilye sesi. Şimdi en baştan tekrar göstereyim ben. Arkadaşlar şimdi tekrar göstereceğiz. Aşağıda tutuyoruz solda ikini. Bakın geri getirdim. 1, 2'den kendime çektim. Simetri yapmak için bakın 1, 2, 2 kendime çektim. Sonra 1, 2, 3, 3'ü ittirdim. Bakın böyle bir şekil olmuş oldu Sonra bizim bunu içi çatmamız lazım. Nasıl oluyor? Şu ikinciyi kendimize çekiyoruz. Şu bir ikiyi de tekrar kendimize çekiyoruz. Böyle bir şey oluyor. Sonra burada bir düz çizgi yapıyoruz. Şöyleyken yani şöyle yaptık. Sonra e, biz böyle ikinciyi çe çekiyoruz. Bizim şurayı kare yapmamız lazım buradaki bir ittirmediğimizde olmuyor. O zaman şunu çekiyoruz aşağı ittiriyoruz. Düz çizgi yapıyoruz. Sonra. Burayı kareyi tamamlamak için şurayı çekiyoruz ikinciden. Sonra bakın tekrar böyle birleştirmemiz ne olmuyor? O zaman şu 1, 2, 3'ü tekrar kendini seçip ittiriyoruz. Düz çizgi yapıyoruz. Sonra şu artık burası kare olduğu için aşağıdaki yarım kareyi tamamlayacağız. Aşağı çektim. Sonra çekmeye çalıştığımda olmuyor. O zaman şunu yukarı çekiyorum. Üçüncüden 1, 2, 3. İttiriyorum. Sonra bize böyle geliyor. Sonra bunu da tamamlamak için şu yarım kareyi şu taraf bakın şu 1 2'yi çekiyorum. Burası da tamamlanmış oluyor. Sonra burayı birleştiriyorum ama görüyorsunuz gibi birleştirilmiyor. O zaman bunu tekrar aşağı çekip birleştirdiğimizde ve şu son parçayı da çeviriyoruz. Arkadaşlar şimdi e, size çok küçük bir speed sol yapmak istiyorum bunu. Arkadaşlar timer'ı getirdim buraya. E, şöyle koyayım. Normal timer'ı bulamadım. E, speed seksi, O yüzden burada yapacağım. Inspection var. Tamam. Elim uygun duruma getiriyorum. Arkadaşlar 14 saniye yaptım. 14 dak saniye 12 saniyesi. Daha hızlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ne kadar iyi döndüğüne bağlı bunların. Benimki biraz stiff dediğimiz zor dönüyor. Ee, ama yine de normal için benim ortalama bir süremdi. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer daha anlayamadıysanız birkaç tane daha izlemenizi öneririm. Çünkü ben de ilk öğrendiğimde öğrenememiştim tek videoda. 2 kere üç kere izlemiştim. Ee, abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki gö videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın.